Değerli kardeşlerim, İstanbul şu son 5 yılda iş bilmez bir yönetimin elinde adeta... Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum, Üsküdar'da seçimde görevli 1. bölge avukatlarla iftar programında konuştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Kurum, inşallah 16 milyonun kazanacağı bu süreçte hukukçularımızın da yüzü gülecek dedi. Ve her konuda olduğu gibi hukukçu kardeşlerimiz de maalesef unutuldu. 1 Nisan'dan itibaren hiç merak etmeyin, inşallah 16 milyonun sevineceği, 16 milyonun kazanacağı bir süreçte hukukçularımızın da yüzü gülecek. Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Estergon Kalesi'nde Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği'nin hazırladığı Nevruz sergisinin açılışına katıldı. Altınok, Ankara birçok şeyin başkenti olacak, sanatın, kültürün de başkenti olacak. Sanatta, kültürde, sporda Ankara üretir, İstanbul tüketir ama maalesef Ankara artık üretemiyor dedi. Ankara birçok şeyin başkenti olacak, sanatın, kültürün de başkenti olacak. Sanatta, kültürde, sporda Ankara üretir, İstanbul tüketir. Ama maalesef Ankara artık üretemiyor. Yoksa Büyükşehir'in, Cumhuriyetimizin 100. yılına dair bir tane tuğlası yok. Konser var, efendim 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda bol miktarda konser verildi. Ama sanatçılar Ankara'dan değil, İstanbul'dan geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, sahuru yaptığı Balıkesir'de esnafa müjde verdi. Dağ, artık buraların yenilenme zamanı geldi. İnşallah biz görev süremiz boyunca gerek yenileme gerek yeni bir hal inşası konusunda gerekli adımları atacağız dedi. Her sahaya çıktığımızda hemşerilerimizin inanılmaz teveccühüyle karşılaşıyoruz. Bu da bizi 30 yıllar açısından heyecanlandırdığı gibi 1 Nisan sabahından itibaren de büyük bir sorumluluk omuzlarımıza yüklüyor. Allah izniyle biz birçok sorumluluğu üstesinden gelmiş bir hareket ve bir kişi olarak 30 ilçe belediye başkan adayımızla birlikte inşallah 1 Nisan'dan itibaren bugün nasıl çalışıyorsak o gün çok daha fazla çalışarak, gece gündüz çalışarak 7/24 çalışarak İzmir'imize çok önemli hizmetleri kazandıracağız. Yalova'da partisinin bir düğün salonunda düzenlediği iftar programına katılan Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, milletin düşmanı olanlara, yalancı olanlara oy vermeyin, kime veriyorsanız verin kardeşim dedi. Bu seçimlerden sonra da yine birbirine komşu olan, aynı mahallede, aynı sokakta yaşayan, aynı marketten alışveriş yapan, aynı toplu taşıma aracını kullanan insanlarımız, farklı siyasi partilere oy verebilirler. Siyasi tercihleri farklı olabilir. Ama seçimden sonra da bunlar birbirleriyle komşu olmaya, birbirleriyle alışveriş yapmaya, birbirleriyle akraba olmaya devam edecekler. Ve biz bütün milletimize şunu söylüyoruz. 3 oy için ya da bir koltuk için sizi birbirinize karşı kışkırtan, kışkırtıcı, düşmanlaştırıcı bir dil kullananlara prim vermeyin. Onlar bugün ortalığı kızıştırıp seçimi kazanmak istiyorlar. Yarın bir gün seçim bittikten sonra yan yana oturup belki kahkahayla gülecekler. Sizin birbirinize o sert çıkışlarınız ya da düşmanca tavırlarınız, Allah muhafaza etsin, kavganız sizin yanınıza kar kalacak demedi demeyin. O yüzden milletçimizin şunu yapmamız lazım. Bu bir seçimdir. Biz savaşa gitmiyoruz. Siyasi partiler birbirlerinin düşmanı değil, birbirlerinin rakipleridirler. Kim kendi siyasi çıkarı için milleti birbirine düşman kalkları bölmeye çalışıyorsa o bu milletin tamamına 85 milyon millete düşmandır, düşmanlık yapıyordur. Ve bütün vatandaşlara şunu söylüyor. Milletin düşmanı olanlara oy vermeyin de kime veriyorsanız verir. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Muş'ta partisinin düzenlediği iftar programına katıldı. Kentteki bir düğün salonunda verilen iftarda konuşan Erbakan, insanların kalkınması ve ülkenin gelişmesi için projeler hazırladıklarını söyledi. Yönetimde adaleti, yargıda adaleti tesis edeceğiz. Milli görüşün maddi kalkınma hamlelerini ve aynı zamanda manevi kalkınma hamlelerini inşallah hayata geçireceğiz. Bugün yeniden Refah Partimiz Türkiye'nin en hızlı büyüyen siyasi partisi.
Beyoğlu Minyatür'deki Dijital Deneyim Müzesi'nde girişimcilik ve sürdürülebilir İstanbul için Tam Yol İleri başlıklı programda konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kent genelinde girişimcilik ve teknolojik gelişmeler alanındaki hizmet ve projelerini anlattı. Biz bu yol haritasını hayata geçirebilecek yegane siyasi kadroyuz. Yönetim anlayış ve ahlakımız, yönetim bilgi ve becerimiz, 5 yıllık performansımız ortadadır. Kendimizi İstanbul'un muhafızı olarak tanımladık ve hep bu özenle hareket ettik. Seçim çalışmaları kapsamında Aydın'ın Söke ilçesinde iftar programına İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti vatandaşın derdini dile getirmek, milletin sesi olmak, proje ve hizmetler üzerinden rekabet etmek için kurduklarını söyledi. Şimdi buradan her önüne gelene iftira atan, herkese racon kesmeye çalışan abilere sesleniyorum. Sizin kabadayılığınız İYİ Parti'ye geçmez. İYİ Parti'ye geçmez.